Şu anda 15 sayıya ihtiyaç var Fineri için. Tayfun Taşdemir'e. Evet, Tayfun şu an hedefe daha yakın. Sarı toptan uzun, kısa, uzun bir 3 bant deneyecek. Yine biraz tempolu vuracak. Açısı bozuk. Evet, bakın. Tempolu vurdu bol palso. Biraz eksik kaldı. Evet, bakıyoruz. Murat Naci'ye kalan pozisyon güzel. Kritik noktalardayız. Üç bant denemesi. Evet. Sayı geliyor. Kalan pozisyon. Ufak tefek sıkıntılar var. Kırmızı topu ince vurarak yürümemesini sağlamak lazım. Üç bant sayı yaparken. Evet. Evet. Açı biraz bozuk kaldı. Bir kırmızı toptan bir klep satabilir. Bol falsoyla. Bakalım. Evet, sayı geliyor. Çok güzel bir sayı geldi. Güzel bir vuruştu. Kırmızı toptan bir 3 bant veya 5 bant denemesi olabileceği gibi beyaz toptan da bir kısa uzun kısa denenebilir. Onu deniyor. Kısa uzun. Topun üstüne gidiyor sanırım. Evet. Topunun silinmesini istiyor sanırım. Oyuncular oyun içerisinde bu tip taleplerde bulunabiliyorlar, hakemler de. Top kirlendiği zaman reaksiyonu değiştiği için oyuncular zaman zaman kendi topunun temizlenmesini isteyebiliyorlar. Ara sıra bahsediyorum. Hatta bu topların temizlenmesi için kullanılan bezler, kullanılan sıvılar bile hani hepsi özel. Özel. Evet. Hatta insanların kendi tarifleri var o sıvılar için. Evet. Bakalım ne deneyecek. Sarı toptan bir efe kare deneyebilir. Kısa, uzun, tekrar kısa. 3 bant üzerinden sayı yapmaya çalışacak. Bakalım. Evet. Evet, fazla geldi. Evet. Murat Naci'ye kalan pozisyon. Sanırım beyaz toptan turnike deneyecek. Uzun kısa, uzun bant üzerinden kırmızıya gelmeye çalışacak. Beyaz toptan kısa, uzun, kısa deneyebilir. Biraz falsoyu ayarlaması gerekecek. Çok az falso kullanması lazım. Kısa banttan gelirken sayıyı büyütmek adına. Bakalım. Kısa, uzun, kısa. Evet. Zaten kısa banda gelirken yerine oturmaya gitti Murat Naciçoğlu. Evet. 25-15, fark 10. Tayfun sarı toptan uzun uzun
kısa deneyebilir. Ayrıca kırmızı topu görüyor sanırım. Kırmızı toptan uzun, kısa, uzun bir kesme. Evet. Uzun, kısa, uzun bir kesme deneyecek. Top banta çok yakın olduğu için biraz sıkıntılı bir vuruş. Evet, uzun, kısa, uzun ve sayı. Sayı geldi. Bakalım kırmızı top. Evet, kalan pozisyon çok kolay değil yine. Evet, uzatma kullanacak. Oyuncular yetişemedikleri pozisyonlarda bu tip yardımcı ekipmanlar kullanabiliyorlar. Bakalım nasıl bir bakış yapacak. Sanırım bir tek bant deniyor. Evet, oldukça zor bir pozisyondu. Yani şu anda aslında bir psikolojik savaş da var ortada. Şöyle ki, eğer Tayfun Taşdemir rakibi 20'li sayılara ulaşmadı, 30'u bulursa, evet, bir rakibi üzerine baskı oluşturacak. Tam tersi olursa eğer, o 30'a gitmeden Murat Naci Oktu 20 ve üzerine çıkarsa, kesinlikle bu sefer Murat Naci Oktu biraz daha moral kazanacak. Oyuncuların performansları rakiplerini mutlaka etkiliyor. Zaten belki şunu becerebilmek çok önemli. Rakibinizin performansı ne olursa olsun, sizin yapmanız gereken doğruları en yüksek yüzdede yapmak üzere bir oyun felsefesi kurabilmek bence en doğru yaklaşım. Çünkü rakibiniz her zaman çok yüksek performans gösterebilir. Burada bir rakiple yarışmaktan ziyade pozisyonlarda en doğrusunu yapıp sizin en maksimumunuza ulaşmanız hedefiniz olursa, o zaman daha başarılı bir profil ortaya çıkabilir. Aksi takdirde rakibinizin yaptıklarını düşündüğünüz zaman gerçekten buradaki bütün oyuncular inanılmaz sayılar yapıyorlar, inanılmaz seriler yapıyorlar. O etkileşimle performansını sürekli aşağıya düşer. Yani ortalamalardan bahsediyoruz ya, eğer hani maç başına 2 ve üzerindeki bir ortalamaya sürekli sahip olduğunuz sürece, eğer katıldığınız 4 turnuvadan birini tabii kazanırsınız. Tabii. Yani çok tabii ki bir sürü olasılık vardı ama sonuçta kendi temponuzu, kendi performansınızı o seviyelerde tuttuğunuz sürece zaten. Tabii uzun vadede istikrar, başarı mutlaka gelecektir. İstikrar çok önemli bir kavram. Ama tabii bu spor çok da enteresan bir spor. Çok yüksek istikrara sahip olmanıza rağmen mesela milli takıma giremeyebiliyorsunuz. Çünkü gerçekten her maç ayrı bir mücadele. Çok iyi oynuyorsunuz. Rakibiniz size o oyunda gelip çok iyi oynayıp kazanabiliyor ama daha sonra performansı düşüyor. Ama siz elenmiş oluyorsunuz. Ama burada en büyük gösterge şudur diye düşünüyorum. Siz sonuç elde edebilirsiniz. Türkiye birincisi olabilirsiniz. Türkiye 20.'si olabilirsiniz ama istikrarlı gidiyorsanız, oyunun gelişiminiz sürekli yukarı doğru, ivme yukarı doğruysa, mutlaka ki onun meyvesi bir gün gelecektir. Tayfun o anlamda ortalaması çok yüksek bir oyuncu, istikrarını sürekli koruyan bir oyuncu. Murat Naci keza öyle. Ama o kadar istikrarlı bir oyuncu olmasına rağmen Murat Naci son yıllarda milli takıma kalamıyor. Mesela geçen sene. Geçen seneyi de tam hatırlayamadım şu anda ama 5. bitirdi sanırım. Çok ciddi bir rekabet var. Aslında rekabetin olduğu yerde de başarı geliyor. Belki en güzel örnek İspanya Ligi olabilir değil mi? Çok evet. Büyük iki takım, Real Madrid ve Barcelona gibi bir iki takım olmasına rağmen diğer takımlara bakıyorsunuz, her biri her an bu takımlara kazanabiliyorlar. Böyle rekabetin olduğu bir ligde de 7. 8. olan takım bile Avrupa Kupalarında şampiyonla oynayabiliyor. (16) 11 sayıya ihtiyacı var Tayfun Taşdemir'in finalde Semih Saygıner'in rakibi olabilmek için.
Saat 17'de oynanacak. Final maçı NTV Spor ekranlarında olacak. Evet, dokundu. Çok önemli bir seri. Şu anda bir psikolojik baraja ulaştı aslında. 30-16 yaptı Tayfun Taşdemir. Bundan sonra artık geriye sayacak. Ondan geriye saymaya evet. başlayacak. Bibiana deneyecek. Uzun. Uzun. Kısa. Topuna oldukça fazla bir falso yükleyecek. Sayıyı büyütmek adına. Tayfun'un genel olarak tercih ettiği bu işler ama bakalım. Evet, uzun. Bakın bol falso veriyor. Uzun, uzun. Kısa. Biraz daha farklı bir deneme yaptı ama falsoyu kısarak. Evet, Murat Naci için çok kolay bir açı değil ama 3 bant üzerinden sayı yapabilir. 5 bant olarak denedi. Aslında daha doğru bir tercih. Bakalım, bir hata daha geldi. Şu anda Murat Naci Çoklu'nun böyle birkaç zor pozisyonu çözerek yüksek bir seriye ihtiyacı evet. var. Yapabileceği bir pozisyondu. Şimdi hata gelince Tayfun da eğer bu pozisyonu değerlendirirse bir turnike oyunu kazanmak adına çok önemli bir adım atmış olabilir. Bakıyoruz. Uzun, kısa, uzun. Evet, sarı top sayı. Bakalım kalan pozisyon. Yine sarı toptan uzun, kısa uzun deneyerek sayıyı gerçekleştirebilir. Muhtemelen onu deneyecek. Sayı yaparsa da pozisyon güzel olabilir. Yumuşak bir vuruş yapacak çünkü. Kırmızı topa sayı yaptığında ona yakın olabilir. Biraz herhalde açıda biraz emin olamadığı için kırmızı topa deniyor. Evet, molasını kullandı. Evet. 9 saniyesi kalmıştı. Emin olmak istiyor şu anda. Sarı toptan deneyecek diye düşünüyorum. O açı var çünkü. Sadece doğru tempoyu yakalaması lazım. Kendi topun üstünü kullanarak. Bakalım. Evet, uzun. Kısa, uzun. Ve sayı. Sayı geldi. Evet, kalan pozisyon 5 bant da denenebilir. Bir 3 bant da denenebilir. Tahminen bir 5 bant deniyor. Evet, kırmızı top geçti. Bakalım sayı geliyor mu? 3. Evet, 3. Evet, sayısı da geldi. 33-16 yaptı Tayfun Taşdemir. Kalan pozisyon, yani top banta çok yakın olduğu için ince görmesini engelleyebilir. O yüzden kırmızıya baktı. Kırmızı toptan bir Viyana denenebilir. Uzun, uzun, kısa gibi ama tahminim ince görmeye çalışacak sarı topu. Çok kolay değil. Kendi topunuzun çok üstüne vurup da böyle bir açıda topu ince görebilmek çok kolay bir hadise değil. Bakalım becerebilecek mi? Evet. Evet. Çok güzel bir sayı geldi. Evet, 4 sayılık bir seri devam ediyor. Şu an Tayfun büyük bir avantaj yakalamış durumda. Kırmızı toptan uzun uzun
kısa bir 3 bant deneyebilir. 5 bant da deneyebilir ama uzun uzun kısa deneyecek sanırım. O sarının arkasındaki uzun ve kısa bantı kullanarak bakalım. Biraz fazla geldi. Evet. Murat Naci'nin buralarda ciddi bir atak yapması gerekiyor artık. Çok zor bir noktaya gitti maç. Onun için yüksek bir seri bulması lazım. Evet. Birinci sayı. Evet, bir 5 band sonrası ikinci sayısında yapıyoruz. Murat Naci Çoklu aradaki fark yüksekken çok defansif oynamayı da denemedi evet. Aslında. Yani o yüksek seriyi aradı sürekli olarak. Oyun tarzı daha çok ofansa dönük, daha çok sayıya dönük Murat Naci'nin. Sayı çektiğinde de çok yüksek seriler yapabilen bir oyuncu. Oyunu otomatik oynayabilen bir oyuncu. 3 ritmini bulduğunda çok akıcı oynuyor. 5 bant denemesi gelecek sanırım. Evet. 4. sayısı da geldi Murat Naci Çoklu'nun. Kalan pozisyon sıkıntılı. Kırmızı toptan vuruş yapmak zor. Sol elle bir vuruş deneyebilir. Beyaz topa vuruş yapmak çok zor. Time out. Sol elle bir 4 bant deneyecek. Kısa, uzun, kısa, uzun şeklinde. Evet, vurdu. Bakalım kırmızı top. Evet, çok güzel bir sayı. Biraz küçüktü. Şans geçişi oldu belki ama çok zor bir pozisyondu. Bakın şurada kırmızı toptan çok yakın geçti. Vuruş gerçekten güzeldi. Bakalım. Burada Murat Naci oyuna tutunuyor. Evet. En yüksek serisine ulaştı Murat Naci Çoklu. Kalan pozisyon kırmızı toptan bir 3 bant deneyecektir. Uzun, kısa, uzun şeklinde. Kritik anında güzel bir hamle. Bakalım nereye kadar. Evet. Kırmızı toptan kısa, uzun, kısa. Biraz tempolu bir vuruşla sayı gelebilir. Sayı da geldi Murat Naci Çoklu'dan. Evet.
maçtaki en yüksek seriyi egale etti şu anda. Bir 5 bant gelecektir. Burada bakalım nasıl bir tercih yapacak. Üstüne mi, arkadan mı? Evet, arkadan düşündü. Oluyor mu? Evet, aslında çok zor olmayan bir pozisyondu. Çok kritik, çok güzel bir 8 sayının ardından. 34-24 farkı, evet. Ona indirdi Murat Nalçoklu ama maçın boyu da kısalmış durumda. 6 sayıya ihtiyacı var Tayfun Taşdemir'in. Yani herhangi bir ıstaka da bitirebilir artık Tayfun Taşdemir. Evet, bakalım Tayfun ne deniyor? Bir tek bant mı deniyor? Kısa, uzun, kısa, kısa, uzun, kısa. Bir sayı. Evet. Bir Efe Kara deneyebilir. Kısa, uzun, kısa, sayı. Bakalım turnike top nerede kalacak? Evet, bir turnike atmaya müsait sanırım. Yani kırmızı top banta yakın ama biraz tempoyla uzun, kısa, tekrar uzundan sarı topa gidebilecektir. Sadece bir tuş sıkıntısı var orada. Siz 3 bantı yapıp döndükten sonra uzun banttan sarıya doğru giderken kırmızı topun tekrar geçmiş olması lazım. Birazcık kötü bir açıya gönderseniz kendi topunuza tuşlayabilir. Evet, bakalım. Kısa, uzun. Bakın, gördünüz. Evet. Sıkıntılı bir açı. Çok daha kalın vurup daha bol falsoyla daha yavaş geldiğinizde tuş geçebilirdi. Sonuçta Tayfun da onu biliyor tabii ama o esnada işte küçücük bir hata problemi beraberinde getiriyor. Stresli anlarda bunlarla başa çıkabilmek çok kolay değil. Evet, Murat Naci'den de bir hata geldi. Çok kritik bir hata ve kalan pozisyon oldukça kolay. Artı tekrar yeni bir pozisyon yakalamak adına da çok güzel bir pozisyon. Tayfun sayıyı 4 veya 5 bant üzerinden yapıp yine tempolu bir şekilde sarı topa yakın kalmaya çalışacak. Kırmızı topu da diğer köşeye alarak tekrar kendine pozisyon hazırlayacaktır diye düşünüyorum. Bakalım, ince görerek bol falsoyla atacak vuruşu. Biraz daha kalın oldu ama bakalım sarı topa. Evet, gördüğünüz gibi güzel bir pozisyon kaldı. Son 3 sayı. Son 3 sayıya girmiş durumda Tayfun Taşdemir. Her iki toptan da tercih var. Sarı toptan bir 5 bant tekrar güzel pozisyon getirebilir. Pardon, sarı toptan bir 3 bant tekrar güzel pozisyon getirebilir. Uzun, kısa, uzun. Biraz kalın vurmayı mı tercih edecek yoksa ince vurmayı mı tercih edecek sarı topu almak istediği yere göre? Bakalım. Biraz ince vurarak sayıyı gerçekleştirmek istedi ve kaçırır. Çok bir kritik şans bir daha verdi hata rakibine Tayfun, evet, Taşdemir. Çok kritik bir hata. Murat Naci burada çekeceği bir yüksek seriyle oyuna dahil olabilir. Pozisyon müsait. Kırmızı toptan uzun, kısa, uzun, uzun, kısa, uzun ve sayı. Kalan pozisyon. Kırmızı toptan uzun, kısa, uzun. Bir 3 bant denemesi yapacaktır diye düşünüyorum. Evet.
sayı gerçekleştirdi ve kalan pozisyon. Evet, biraz sıkıntı var gibi. Çok ince görebilirse sarı topu olabilir. Ya da bir sırt atması gerekir eğer inceliği güvenemiyorsa. Kırmızı toptan 3 bant denenebilir. Uzun, kısa uzun klaps diyebilir. Ama beyaz toptan deneyecek. Son 10 saniye girmek üzere süresinde. Evet. Timeout kullanmadı. Timeout. Evet, şimdi kullanmak durumunda kaldı. 4 saniye kalmıştı. Yeniden ayağa kalktı. Eğer oyuncu vuruş yapmadan zaman dolarsa bu sefer rakip için açılış pozisyonu koyuluyor ve rakip oradan devam ediyor. Evet, bir sırt attı. Bakalım. Çok güzel bir şey. 3. Oldukça zordu. Sarı toptan kısa uzun, kısa uzun 4 bant üzerinden sayı yapmaya çalışacak. Kısa uzun, kısa uzun. Evet, sayı sayıyı kaçırdı. 37-27. Tayfun Taşdemir gelecek. Şimdi 3 sayıya ihtiyacı var finalde Semih Saygıner'in rakibi olabilmek için. Her saat 17'de yapılacak, NTV Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Evet, iki tercih var. Sarı toptan uzun, uzun, kısa uzun olabileceği gibi sarı topun sol tarafından kısa uzun 7 bant denemesi de olabilir. Semih Saygıner de bu maçı seyredenler arasında finaldeki rakibini bekliyor. Uzun uzun, kısa uzun şeklinde düşünüyor. 4 bant üzerinden sayı. Bakalım. Mehmet arkadaki boşluğa gitti. Murat Naci için kalan pozisyon güzel sayılabilir. Her iki toptan da tercih yapılabilir. 3 bant deniyor. Uzun, kısa, uzun. Sayı geliyor. Pozisyon biraz sıkıntılı. Sol elle kırmızı toptan bir vuruş yapabilir. Uzun, kısa, tekrar uzun bantı kullanacak şekilde. Evet. Uzun, kısa, uzun çok güzel bir şey. Yani şu anda 30'u bulursa, eğer 30'un üzerine çıkarsa rakip üzerinde bu sefer baskıyı kuran taraf Murat Naci Çok'ta olacak. Oyunun çok kritik olduğunu düşünüyorum çünkü her iki oyuncu da çok yüksek seri çekebilecek kapasiteye sahip. Yani burada uygun bir pozisyonu bulduğunda 13 de çekebilir. Yalnız kalan pozisyon çok kolay değil. Bakalım. Ne deniyor? Uzun uzun, kısa sayı mı? Hayır. Kaçıyor bu sayı, çok yakın. Evet. Tayfun'a 29'da kaldı Murat Naci. Kalan pozisyon kolay değil. Orada sarı topun banta yapışmış olması. Bir acem deneyebilir. Sarı toptan kısa bant, uzun bant. Tekrar kısa banttan kırmızıya gitmeyi deneyebilir. Tayfun'un timeout'u da yok. Evet, bakalım ne deniyor. Kısa, kısa uzun deniyor olabilir. Bakalım kısa, kısa, uzun. Mükemmel. Ve sayı geldi.
mükemmel. Doğru çok bir pozisyondan zordu. Sayı çıkardı Tayfun Taşdemir. Çok zordu ve maçı kazanma adına çok büyük bir adım attı. Öndeki pozisyon nispeten çok daha müsait bir önceki pozisyona göre. Gerçekten zor bir pozisyon sayı yaptı Tayfun. Çok kritik bir an. Tahmin ediyorum 4 bant üzerinden kısa banttan yapmaya çalışacak sayıyı. Uzun, kısa, uzun, kısa bant sayı. Uzun, kısa, uzun, kısa bant sayı. Evet. Son sayı. Tayfun evet. Taşdemir için son sayı. Final için son sayı. Bakalım. Bir klep satabilir. Uzun, kısa, uzun, bol falsoyla kırmızının olduğu banttan bir bant daha yaparak 3 bant üzerinden sayıyı almaya çalışacaktır. Daha farklı vuruş teknikleri de deneyebilir. İnce klaps daha sert de vurabilir. Onu da tercih edebilir çünkü açıda kalınlığa çok müsaade etmiyor olabilir. Ya da çok kalın bol falsoyla vuracaktır. İki vuruş tercihi var. Bakalım hangisini tercih ediyor. Evet, ince, süratli ve maç. 40-29 Tayfun Taşdemir Murat Naci Çoklu'yu mağlup etmeyi başarıyor ve finale yükselen taraf oldu. Tayfun Taşdemir böylece finalde Semih Saygıner'in rakibi olduğu final saat 17'de evet. oynanacak ve NTV Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. İlginç, güzel bir final bizleri bekliyor. Semih evet. Saygıner, Tayfun Taşdemir finali.